Herkese selam teknoloji oku takipçileri. Bildiğiniz üzere iPhone 14'ün çıkmasına aylar kaldı. Eylül ayında çıkması bekleniyor. Dedikodularda tabii ki yaklaştıkça lansman daha çok artıyor. Bakalım ben de bu dedikoduların hepsini topladım bir kenarıya. Bakalım iPhone 14'te neler olması bekleniyor, neler olabilir? Yani sürekli her gün yeni sızıntılar ortaya çıkıyor. Tabii bunların birkaçı doğru olmasa da birkaçı da doğru. Ama bunların hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu tam olarak kestiremiyoruz. Ama ben birkaç yerden böyle güvenilir yerlerden dedikodularımı topladım ve şimdi sizlerle paylaşacağım. O zaman videomuza hemen geçelim. Dediğim gibi iPhone 14 Eylül ayında çıkması planlanacak. 13'ten sonra yeni modellerini iPhone bizlere tanıtacak. 13 modeli çok sevinmişti. Maşallah herkesin elinde iPhone 13 var. Şimdi 14 serisi bize neler getirecek ben de gerçekten merak ediyorum. Yani bir iPhone kullanıcısıydım bir zamana kadar ki iPhone'u hala çok severim. Gerçekten çok güzel şeyler yapıyor. Umarım bu telefon da bana nasip olur. Bakalım içerisinde neler varmış dedikodularım önümde. Öncelikle tasarımdan başlamak istiyorum. Tasarım tarafında iPhone yine diğer telefonları gibi böyle köşeli kenarlı bir telefonla karşımıza geleceği söyleniyor. Daha sonrasında 6.1 inç ya da 6.7 inçlik farklı modelleri olacak. iPhone 14 ve 14 Pro'da 6.1 inç, iPhone 14 Max ve Pro Max'te de 6.7 inçlik bir ekran bizlerle gelecek diye söyleniyor. Aynı zamanda 120 Hz'lik tazeleme hızı da bu telefonlarla birlikte bize geleceği de iddia ediliyor. Bence gelecek bu arada 120 Hz'lik tazeleme hızı. Çünkü artık 14 serisine geldi ve telefonun ekran tazeleme hızı bence gayet normal. Zaten güçlü cihazlar ve onlarca para saydırıyoruz bu telefonlara. O yüzden bence 120 Hz'lik tazeleme hızı iddialar arasında yer alıyor ve bence kesinlikle gelecek diyebilirim. Bu dörtlü ailede bir önceki model olan iPhone 13'te bizde bir mini vardı ama iPhone 14'lerde artık mininin gelmeyeceği söyleniyor. Mini modeli çok tutmamış sanırım iPhone tarafında. Tabii ki belli bir kullanıcı tarafı vardı. Ele böyle daha küçük oturması tarafına eli küçük insanlar tercih ediyordu o tarafı ama bu 14 serisiyle beraber artık gelmeyecek. Mini modeli yerine Max modeli geliyor. Bakalım bize neler sunacak bizler de merak ediyoruz. Tabii mininin kendi arasında böyle küçük kullanıcıları vardı. Bu durumu üzülmüşler midir bilemem ama mini modeli artık 14 modeliyle aramızda değil maalesef. Ekran tarafında en çok konuşulan şeylerden biri de çentikli ve delikli ekran arasında neler olacağıydı. Çentikli ekran ortadan kalkıyor. Şimdi şöyle, Face ID tarafı var ya yüzümüzü okuyan taraf. Evet, o Face ID tarafında böyle küçük bir ince çizginin olduğu, yanında da kameranın bulunduğu taraf görünüyor. Yani tam böyle çentikli ekran diyemeyiz. Böyle şu an zaten ekranda da görüyorsunuz. Bu şekilde görünce söyleniyor ekran tarafında. Tabii ki ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemeyiz ama bence bu iddiada %80 oranında doğru olduğunu söyleyebilirim. Face ID tarafında da şundan bahsedeceğim. Touch ID'nin kalkacağı ve sadece Face ID'nin kalacağı söyleniyor. Yani bu konuda bilmiyorum. Bence Touch ID'de olsa hiç de fena olmaz. Yani isteyen kullanır, isteyen kullanmaz ama yani bence kalkmamalı diye düşünüyorum. Pandemi dönemiyle tabii ki Face ID sensörü oldukça gelişmişti. Böyle maskeli falan da yüzümüzü tanıyordu. Ama bence Touch ID'ye kalkmasa da olur diye düşünüyorum. Peki siz burada ne düşünüyorsunuz? Yani sizce Face ID mi kalmalı, Touch ID mi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bence ikisi de olur yani ne fark eder ki. Arka tarafa gelecek olursak şimdi iPhone 13 Pro Max'lerde böyle dışarıya böyle çıkıntılı bir adacık bulunuyordu ve o taraflarda kameralar vardı. Yeni gelecek modellerde iPhone 14 ailesinde bu kamera çıkıntısının olmayacağı söyleniyor. Yani arka taraf dümdüz olacak gibi bir söylenti var. Yine ne kadar doğrudur bilemeyiz ama bence bir yenilik getiriyorlarsa oldukça güzel bir yenilik olabileceğini söyleyebilirim bu tarafta. Kamera tarafında 12 sensörlü bir kamera geleceği de söyleniyor. Bunun da net bir bilgisi yok. Yani 12 sensör bilmiyorum. İnsanı birazcık taciz ediyormuş gibi yani bilmiyorum. O kadar sensöre gerek var mı? Ama olsa da hiç fena olmaz yani. Bence güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. iPhone bu zamana kadar
12 megapiksellik arka kamera çözünürlüğü kullanıyordu. Yani bu zamana kadar genelde hep böyleydi. Ama 14 ailesinde 48 megapiksellik bir kamera geleceği söyleniyor. Bence gayet olması gereken bir özellik. Yani artık iPhone'un 12'yi bırakması gerekiyor. 12'nin kamerasında kötü bir çözünürlük sağlamıyor tabii ki ama bence 48 megapikselle daha büyük işler yapılabilir. Çünkü biliyorsunuz iPhone 13 modellerinde sinematik mod vardı ve bu gerçekten güzel moddu. Ön taraftaki insanını netleştirip arka tarafı flu yapıyordu. Yani 14 modelinde belki buna yenileri eklenebilir ya da daha fazla geliştirilebilir. O yüzden 48 megapiksellik bir kamera çözünürlüğü bence gayet güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim ki bence de kesinlikle gelecek. Altı boş bir iddia olduğunu düşünmüyorum. Bir başka iddiamızsa iPhone'un şarj tarafında Type-C'ye dönecek diye bir söylenti var. Bence bu modelde iPhone Type-C'ye dönmeyecek. Yani öyle düşünüyorum. Burada ekstra olarak sızıntılarda çıkan videolarda şarj girişinin yeri görünmüyor. Neden bilmiyorum. Belki de bir sürpriz olabilir. Ama bana kalırsa iPhone 14'ün bu modelinde Type-C girişi gelmeyecek. Bir haber okumuştum. Tam hatırlamıyorum haber ama şu şekildeydi. Bundan sonra çıkacak tüm cihazlar Type-C ile çıkacak. Yani eski o bildiğimiz Samsung küçük cihazlarla artık göremeyeceğiz. Onları belki birkaç sene içerisinde çöpe atacağız, bir işe yaramayacak. Çünkü geri dönüşümü sağlayan, doğaya yararı olan bir şey olarak biliyorum Type-C girişini. Tam olarak emin değilim, haberin detaylarını neredeyse 3-4 ay önce falan dinlemiştim. Ama bence 14'te olmasa da bundan sonraki gelecek modellerde iPhone'da kesinlikle Type-C şarj girişine yer verecekler. Ama bence bunda gelmeyecek dediğim gibi. Bakalım neler olacak, ben de merak ediyorum. Tam şarj girişi demişken hemen oradan pile de geçeyim. Pil tarafında biliyorsunuz ki iPhone kullanan herkes yanında şarj aletini taşımak zorunda. O yüzden yani tabii ki bunu 13 modellerini biraz daha az görüyoruz. Yani 12'de, 11'de yani şarj artık dayanmıyor. 13 modelinde evet birazcık daha ilerliyor ama şarjı hızlı bir şekilde etmiyor en azından. Dayansa da hızlı bir şekilde şarj olmuyor. Pil konusunda bence Apple iPhone 14 ailesinde bir yeniliğe girecek diye düşünüyorum. Daha hızlı bir şarj getirecek diye düşünüyorum. Çünkü hızlı bir işiniz olduğunu yani telefonu şarj etmek gerçekten sıkıntı oluyor. iPhone bu konuya bence bir yenilik getirmesi gerekiyordu. Kendisine düşen görevi yerine getirmiştir diye düşünüyorum. Bir başka yenilikse bu bayağı konuşuldu. Bu da iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max modellerinde yeni bir işlemci kullanılıyor. Bu işlemci de A16 Bionic olarak gerçekten güçlü bir işlemci bizlerle beraber olacak. Eğer bu telefonu satın alacaksanız gerçekten şanslısınız. 14 ve 14 Max modellerinde ise A15 Bionic kullanacak. Yani 14 Pro ve 14 Pro Max'e göre bir tık daha geride kalan bir işlemci bizleri karşılıyor diyebiliriz. Bence bu işlemciler de gayet yüksek işlemciler arasında çok büyük farkların yaratacağını düşünmüyorum. Yüksek performans getirecek bizlere. Son olarak da eklemek istediğim bir şey var. Böyle Twitter'da biraz okuduğum ya da bazı kullanıcıların istediği beklentiler arasında yer alıyor. iPhone bunu yapar mı bilmiyorum ama kullanıcıların istediği şey şu şekilde ters şarj. Yani yanınızda eğer akıllı saatiniz varsa ya da kulaklığınız varsa iki tane adaptör taşımak zorunda kalıyorsunuz. Belki de bir ortamdasınız ve tek priz var ve ikisini aynı anda şarj etmek zorundasınız. Bir yere yetişmeniz gerekiyor. O zaman kullanıcıların istediği ise şarjı taktığınız zaman hem kablosuz kulaklığınızı hem akıllı saatinizi aynı anda telefonla beraber şarj etmek gibi bir beklenti var. Gelir mi bilmiyorum ama olsa bence fena olmaz diyeyim. Fiyat konusuna yine serinin öncekileriyle aynı. Tabii bize geldiğinde ne kadara gelir bilmiyorum ama iPhone 14'ün fiyatı 799 dolardan başlıyor. İşte Pro Max'e böyle artarak gidiyor. Yani bizde herhalde bir 40 bini bulur. Yani eskiden 40 bine babam araba alıyordu. Şimdi telefon alıyoruz. Biraz üzücü bir durum ama değer mi bilmiyorum. Sizin takdiriniz. Uzun uzun yıllar kullanabileceğiniz bir telefon olduğunu söyleyebiliriz ama iPhone'un. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Bakalım iPhone 14 çıktıktan sonra iddialar yerini bulacak mı? Ne kadar tutacak, ne kadar tutmayacak? Merak ediyoruz doğrusu. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın.